Evet, böylelikle cümle tamamlama sorularına gelmiş oluyoruz. 27. soruya bakalım. Regardless of whether many people think the earth will suffer some catastrophe or not. Yani şuna şuna bakılmaksızın. Neye? Pek çok kişinin dünyanın bir şekilde bir katastrofi yaşayıp yaşamayacağı konusunda ne düşündüğüne bakılmaksızın. Bakalım. Adana seçeneği. In all cases, people displaced by disasters have needs and vulnerabilities that must be addressed. Her koşulda felaketlerden dolayı yerlerinden olan insanların ihtiyaçları vardır ve zayıftırlar. Soru köküyle anlamlı bir bütün oluşturmuyor arkadaşlar. Bursa seçeneğine bakıyorum. It's possible to make informed estimates. Doğru tahminler yapmak mümkündür. Peki soru kökündeki bilgi bu çıkarımı veriyor mu bize? Hayır. Ceyhan seçeneğine bakıyorum arkadaşlar. Most individuals believe that humanity will eventually have to live on another planet. Düşündürüyor arkadaşlar. Bakalım. Pek çok kişi insanlığın eninde sonunda başka bir gezegende yaşamaya mecbur olacağını düşünüyor. Aslında soru köküyle anlamlı bir bütün oluşturuyor. Yani insanların dünyanın bazı felaketleri yaşayıp yaşamayacağını konusunda düşündükleri ne olursa olsun, pek çok kişi bir gün başka bir gezegende yaşamamız gerektiğini düşünüyor veya gerektiğine inanıyor. Doğru cevap bu seçenek. Denizli seçeneğine bakalım. Researchers experience difficulty in studying near human extinction directly. Bilim insanları insanoğlunun yok olma sürecini incelemede zorluk yaşamaktadır. Oldukça ilgisiz kalan bir seçenek. Edirne seçeneği. The relative danger posed by other threats. Other threats diyor arkadaşlar. Soru kökünde başka herhangi bir threat'ten bahsedilmiyor. Buna göre bu seçenek de elenir. Geldik soru 28'e. Because many forms of life share similar molecules, structures and processes. Evet arkadaşlar. Because var. Sebep söylüyor bize. Pek çok yaşam formu benzer molekül, yapı ve süreçlere sahip olduğu için bakalım. Adana seçeneğine bakıyorum. It's possible to draw insights into biological processes by studying other species. Diğer türleri inceleyerek biyolojik süreçler hakkında bilgi edinmek mümkündür. Çünkü benzer biyolojik yapıları var. Evet, bu seçenek cevap almaya çok yakın. Diğer seçeneklere bakalım. Bursa'ya bakıyorum. Such cells, bu ifadenin karşılığı soru kökünde yok. Ceyhan seçeneği. Each plant organ performs a specialized task in the life of the plant. Bir bitkinin her organı yaşam boyunca farklı bir görev yapar. Evet, soru kökündeki bilginin bir sonucu değil arkadaşlar. Denizli seçeneği. Microorganisms do not metabolize and they require a host cell to make new products. Mikroorganizmaların metabolizmaları yoktur ve üreyebilmek için diyelim bir host cell'e yani başka bir hücreye ihtiyaçları vardır. İlgisiz bir seçenek. Edene seçeneği. Biology is often approached on the basis of levels that deal with fundamental units of life. Biyolojiden bahsediyor arkadaşlar. İlgisiz bir seçenek. Buna göre Adana seçeneği doğru cevap. 29. sorudayız. The city states were fundamental political units of the Italian peninsula. İtalya Yarımadası'nda şehir devletleri önemli bir siyasi yapı idi. The most urbanized part of the Western world. Batı dünyasının en çok şehirleşmiş yeri olan. Bakalım. Adana seçeneği. Nevertheless, the vast majority of the population of the Italian peninsula still lived in the countryside. Fakat İtalya Yarımadası'nda nüfusun büyük bir çoğunluğu hala kırsalda yaşıyordu.
En çok şehirleşmiş yeri, fakat insanlar hala kırsalda yaşıyor. Burada bir zıtlık bağlantısı var gibi bekletiyorum. Bursa seçeneği. Yet the maritime republics were one of the main products of this new civic and social culture. Bu yeni sivil ve sosyal kültürün şuyu diyor arkadaşlar, ama bu ifadenin soru kökünde karşılığı yok. Ceyhan seçeneğine bakıyorum. But also it had. But also kullanmak için soru kökünde ne olmalıydı? Not only gibi bir ifade olmalıydı arkadaşlar. Denizli seçeneğine bakıyorum. Likewise, benzer şekilde Northern and Central Italy had become the most literate society in the world. Benzer şekilde Kuzey ve Orta İtalya dünyadaki en okur yazar toplum haline geldi. Yani ilgisiz bir seçenek. Yani başka bir yerle karşılaştırmıyor arkadaşlar. Örneğin İspanya'da daha fazla insan okur yazar haline geldi. Benzer şekilde İtalya'da da böyle oldu deseydi olabilir, ama soru kökünde bundan bahsetmiyor. Edirne seçeneği. Since Europe is a peninsula of the Eurasian supercontinent and is bordered by the Arctic Ocean. Yani soru kökünde verilen bilginin sebebi durumunda değil arkadaşlar burada verilen bilgi. Europe is a peninsula of the Eurasian supercontinent. Avrupa, Avrasya süper kıtasının bir yarım adası olduğu için diyor. İlgisiz kalıyor, eleniyor. 30. soruyla beraberiz arkadaşlar. Since any involuntary deprivation of liberty raises serious philosophical, public policy and legal questions. Involuntary deprivation, yani zorla özgürlüğün elinden alınması, ciddi felsefi, kamu politikası ve hukuksal ve hukuk sorularını ortaya çıkardığı için, bakalım bu bilgiye göre. Adana seçeneği. Studies confirm correlations between reforms of legal frameworks and policy changes. Çalışmalar, reformlar ile politika değişiklikleri arasındaki korelasyonu doğruluyor. Çok bağlantılı değil. Bursa seçeneğine bakıyorum. Empiricists may take the position that most behaviors result from learning. Empirikler pek çok davranışın öğrenmeden kaynaklandığını söylerler. Oldukça ilgisiz bir seçenek. Ceyhan seçeneği. They consider this to be essential and inevitable to securing treatment for a minority of patients. Onlar, yalnız buradaki onların karşılığı soru kökünde yok arkadaşlar. Hocam soru kökünde ama çoğul ifade var. Evet, çoğul ifade var, ama bu çoğul ifade buradaki they consider aynı nitelikte değil. O yüzden eliyoruz. They consider burada insan olması gerekir, ama questions buna göre eleniyor. Denizli seçeneğine bakıyorum. The use of detention for psychiatric treatment is widespread and sometimes necessary. Yani detention cezası. Yani detention cezası arkadaşlar, tutma cezası. Mesela detention okulda öğrencinin ders bittikten sonra okulda kalması gibi. Psikiyatrik tedaviler için bu cezanın uygulanması, yani burada hastane yatışı tabii yaygındır ve gereklidir. Yani soru kökünde verilen şeyin bir sonucu olabilecek durumda değil. Edirne seçeneği. There is much controversy about the precise circumstances that justify such uses of power. There is much controversy. Çok fazla tartışma var. About the precise circumstances. Kesin koşullar hakkında, ki bu kesin koşullar bu güç kullanımını doğrulayan veya haklı çıkaran. Bu seçenek doğru cevap arkadaşlar. Özgürlüğün zorla elinden alması
ciddi felsefi, politika ve hukuki soruları gündeme getirmektedir, getirdiği için. Bunlar hakkında çok fazla tartışma vardır. 31. sorudayız. The decline of Middle Asia civilizations is often attributed to, sebebi olarak görmek demek, bağlamak demek. The devastating Mongol invasion of the early 13th century. Orta Asya toplumlarının veya medeniyetlerin çöküşünün genellikle 13. yüzyılın başındaki yıkıcı Moğol istilasına bağlanmaktadır. Buna göre seçeneklere bakalım. And the Aral Sea Basin in Central Asia and the major rivers flowing through the region were once home to advanced river civilizations. Yani işte şurada şuradaki şeyler, nehirler arkadaşlar bir zamanlar gelişmiş toplumlara toplumları barındırıyordu. Soru köküyle anlamlı bir bütün oluşturmuyor. Bursa seçeneğine bakıyorum. If the Mongol Empire eventually dominated Asia from the Black Sea to the Korean Peninsula following the initial conquests. Yani en sonunda Moğol İmparatorluğu Asya'dan, Karadeniz'den, Kore Yarımadası'na kadar her yere hakim olsaydı uygun değil arkadaşlar cümle için. Ceyhan seçeneği similarly benzer şekilde The history of Russia has always been a relatively sad and tumultuous one. Yani Rusya'nın hikayesi de hep biraz sad, mutsuz ve gelgitli olmuştur. Ama soru kökünde bunu söyleyen bir şey yok arkadaşlar. Bu durumda bu seçenek de eleniyor. Edirne, pardon, Denizli seçeneğine bakıyorum. But new research demonstrates the changing climate and drier conditions may have been the real cause. Fakat yeni araştırmalar iklim değişen iklimin ve daha kurak koşulların asıl sebep olabileceğini gösteriyor. Evet, doğru cevap bu seçenek arkadaşlar. Edirne seçeneğine bakalım. Despite the fact that all Babylonians, Babylonian was the language of King Hammurabi. Yani çok bağlantılı bir seçenek değil. 32. soruyla beraberiz. Over time, goods introduced at high prices and accessible only by high income households can become necessities. Zaman içinde yüksek gelirli kesimin alabildiği ürünler veya yüksek fiyatlara satılan ürünler birer ihtiyaç haline gelebilir. Yani bir neden sorusunu akla getiriyor arkadaşlar. Buna göre bir beklenti içinde okuyacağım. Adana seçeneğine bakıyorum. As innovations reduce their prices and broaden their applications. Yani yenilikler fiyatlarını düşürdü ve kullanım alanlarını genişlettiği için evet doğru cevap. Bir zamanlar sadece zenginlerin alabildiği şeyler ihtiyaçlar haline gelebilir. Bursa seçeneğine bakıyorum. Whereas goods with high prices. Şurası bana yetti. Soru kökünde goods with low prices gibi bir ifade olmalı. Ceyhan seçeneği. And business executives are likely to benefit from such valuable insights. İş adamları bu tarz bulgulardan faydalanabilir. Ama bu tarz bulgular ifadesi soru kökünde yok. Denizli seçeneği. Even if inflation has declined sharply around the world since the global financial crisis. Yani küresel finansal veya küresel mali krizden bu yana dünya çapında enflasyon hızla düşmesine rağmen zıtlık oluşturmuyor. Edirne seçeneği. While better quality products. Burada da arkadaşlar while better quality products demek ki soru kökünde daha düşük kalitedeki ürünlerden bahsedilmiş olmalı ki bu geçişi görelim. Soru kökünde böyle bir şey yok. Buna göre Adana seçeneği doğru cevap. Soru 33 ile beraberiz. Though coronaviruses have been known for many years and have been considered as one of the viral sources responsible for respiratory diseases. Yani koronavirüsler yıllardır etrafta olmasına ve
solunum yolu hastalıklarının sebepleri olarak bilinmelerine rağmen bakalım. Adana seçeneği. Some animals like camels have been identified as hosts facilitating the recombination of these viruses. Deve gibi bazı hayvanlar bu virüslerin bir araya gelmelerini kolaylaştıran hostlar olarak belirlenmiş. Soru kökündeki bilgiyle zıtlık oluşturmuyor arkadaşlar. Bursa seçeneğine bakıyorum. They caught the attention of the whole world in December 2019 when the pandemics broke out. Onlar 2019'da salgın patlak verince dünyanın dikkatini çektiler anlamında. Pardon, çizmiyoruz. Doğru cevap Bursa seçeneği. Yani yıllardır şöyle şöyle olmalarına rağmen dikkati 2019 yılının Aralık ayında çektiler. Ceyhan seçeneği. Scientists in China determined the genetic code of the virus and used microscopes to photograph it. Çinli yetkililer virüsün genetik kodunu çıkardılar ve fotoğrafını çekmek için mikroskop kullandılar. İlgisiz kalıyor arkadaşlar. Denizli seçeneği. Only two human coronaviruses had been known before the emergence of SARS. Yani soru köküyle zıtlık oluşturmuyor. Sadece iki tane koronavirüs türü biliniyordu. Edirne seçeneği. Such viruses are a major group of viruses known to be responsible for wide spectrum of diseases. Yani zıtlık oluşturmuyor. En azından benzer bir anlam olabilirdi. Bu durumda bu seçenek de eleniyor arkadaşlar. 34. sorudayız. Slums and informal settlements, kenar mahalleler ve gecekondu benzeri yerleşimler are mostly disconnected from the urban management. Yani kent yönetiminden genellikle bağımsızdır. And planning systems ve planlama sistemlerinden that govern cities, şehirleri yöneten. Buna göre bakalım. Although Latin America has the highest level of inequality in the world, despite having made notable gains. Yani ciddi kazanımlar elde etmesine rağmen Latin Amerika'nın dünyada çok yüksek eşitsizlik oranlarına sahip olmasına rağmen yani buradaki bilgi soru kökündeki bilgiyle zıtlık ilişkisi içinde değil. Bursa seçeneğine bakıyorum. Therefore, all technological skills, both advanced and basic, will see a substantial growth in demand. Sonuç olarak bütün beceriler de ciddi bir talep artışı olacak. İlgisiz bir seçenek arkadaşlar. Ceyhan seçeneği. In fact, their residents remain spatially and socially segregated by and large. Aslında buralarda yaşayan insanlar hem şey olarak yani yerleşim olarak hem de sosyal olarak ayrılışmış durumdadırlar. Doğru cevap bu seçenek arkadaşlar. Bakın disconnected, segregated bunlar bağlantı kuruyor. Their residence, slums and informal settlements ifadesine gönderme yapıyor. Doğru cevap Ceyhan seçeneği. Diğer seçeneklere bakalım. Similarly, construction companies have also noted a lack of access to skilled personnel from affected regions. Benzer şekilde inşaat firmaları etkilenen bölgelerde kalifiye eleman sıkıntısından bahsediyorlar. İlgisiz bir seçenek arkadaşlar. Edirne seçeneği. And these strategies. Soru kökünde herhangi bir strateji yok. Buna göre Ceyhan seçeneği doğru cevap. 35. sorudayız. Although previous studies have related occupational exposure and epicondylitis. Ne demek hocam? Bilmiyorum ama bir rahatsızlık olduğu belli. Bakalım. Daha önceki çalışmalar mesleki maruziyet ile epikondilitis arasındaki bağlantıyı görmüşler. Yani bunu ilişkilendirmişler. Bakalım arkadaşlar. Adana seçeneği. Personal factors associated with these two outcomes. Bu iki sonuçla ilgili olan sonuç yalnız arkadaşlar.
Ama buradaki mesleki maruziyet ve buradaki rahatsızlık bir sonuç olmayacağı için bunları eliyoruz. Bursa seçeneği. Specialists should advise their patients about a decrease in such activities. Such activities ifadesinin karşılığı soru kökünde yok. Ceyhan seçeneği. The prevalence, incidence, pathophysiology and risk factors of these conditions. Bu iki hastalığa dair yaygınlık, patofizyoloji ve risk faktörleri yetersiz bir şekilde belirlenmiştir. Arkadaşlar bu seçeneğe çok dikkat edin. İlk bakışta these conditions hemen şuraya gidiyor gibi gözükse de bu bir rahatsızlık. Evet, occupational exposure bir hastalık olmayacağı için bu seçenek elenir. Aman dikkat. Denizli seçeneği. Light microscopy reveals an excess of fibroblasts and blood vessels consistent with angiogenesis. Zaten soru kökü bunları bağladı birbirine. Bu durumda zıtlık ilişkisi olamaz arkadaşlar. Bu seçenek deneniyor. Edirne'ye bakıyorum. The evidence is moderate and mostly based on cross-sectional studies. Doğru cevap bu arkadaşlar. Yani önceki çalışmalar şunu şunu ilişkilendirilmiş olmasına rağmen kanıtlar çok güçlü değildir ve genellikle cross-sectional çalışmalara bağlıdır. Cross-sectional study arkadaşlar verinin bir kerede toplanıldığı çalışmaları anlatıyor. Mesela anket çalışmaları cross-sectional'dır. 36. sorudayız arkadaşlar. Now that there is a demand. Now that bağlacını arkadaşlar because olarak düşünebilirsiniz. Şöyle. There is a demand for pesticide-based solutions to pest control problems and food security concerns. Yani tarımda diyelim haşerelerle ilgili problemlere ve yiyecek güvenliği kaygılarını çözmede böcek ilacına dayalı çözümlere bir talep olduğu için şeklinde bir cümlemiz var. Buna göre seçeneklere bakalım. Adana seçeneğine bakıyorum. The issues related to the human and environmental health effects. Yani insan ve çevre sağlığına karşı etkileri. Of such solutions. Bu tarz çözümlerin. Bakın bu şu ifadeyi gönderme yapıyor. Need to be addressed. Çözülmeli, ele alınmalı. Yani insan ve çevre sağlığına üzerinde olan etkileri çözülmeli bu tarz yaklaşımların diyelim, bu tarz çarelerin. Bu seçenek oldukça güçlü bir seçenek arkadaşlar. Bekletiyorum. Bursa seçeneğindeyim. This reduction of current yield. Yani hasattaki bu düşüş diyor. Böyle bir ifade yok soru kökünde. Ceyhan seçeneğindeyim. Such enterprises. Bu tarz girişimler diyor. Soru kökünde herhangi bir girişim yok. Denizli seçeneği. Huge economic development and population growth result in continuing environmental degradation. Büyük ekonomik büyüme ve nüfus büyümesi sürekli çevreye zarar vermektedir gibi bir ifade var arkadaşlar. Konu olarak soru köküyle bütünleşmiyor. Edirne seçeneğine bakalım. Five children in developing countries die from malaria or diarrhea. Yani 5 çocuk gelişmekte olan ülkelerde malaryadan ve diyaradan ölmektedir. Yani sürekli çocuklar bu hastalıklardan dolayı ölmektedir. Bu da konu olarak ilgisiz bir seçenek arkadaşlar. Buna göre Adana seçeneği doğru cevap.